Bugün kendi kendimin kameramanıyım. Kameramanlık yapacak kimseyi bulamadım. O yüzden bu şekilde anlatmama izin verin. Karşınızda Çinelli Superstar Disk Fren edisyonu. Hatırlarsanız 2 sene önce neredeyse bir başka Çinelli Superstar toplamıştık ama V-Fren'di ve yine siyah üzerine Belçika renkleri egemendi. Bunda ise Çinelli'nin efsanevi Lazer bisikletinin renkleri egemen, daha doğrusu Lazer Blue diyelim. Bisikleti finish olarak topladığımızda 8630 gram tuttu. Shimano'nun 105 grup seti, Fulcrum Racing Quattro Disc Fren jantlar, temas noktası elemanları, bunlar çok önemli. Deda'nın Super Zero serisini kullandık. Yine Specialized Power Cell'e vazgeçemiyoruz bir türlü. Çünkü kışımızın rahatlığı her şeyden önemli. Sele borusu Deda Super Zero. Gidon tercihi Aero Gidon. Ancak Super Zero Aero Gidonlarda bu serilerde kablolar şu noktalarda içeriden gizlenerek gelmesi gerekirken bu seride ne yazık ki böyle bir şey yapmamışlar. Delikler yok. Haliyle bantların limiti şu noktada olması gerekirken kablolar çok dağınık durduğundan kabloları düzenli bir şekilde gizlemek için bu bandı buraya kadar çektik. Kadrodan bahsedecek olursak herkesin dikkatini çektiği nokta sele kısmındaki şu alçaklık ve düz bir şekilde gelmeyen üst boru. Üst borunun düz bir şekilde gelmemesinin nedeni şöyle izah edilebilir. Şu noktadan eğer devam etseydik, kırılımın başladığı bu noktadan devam etseydik, şu noktaya kadar yaklaşık olarak 20 santimlik, 20 milim, özür dilerim, santim ve milim hep karıştırıyorum. Şu noktadan itibaren üst boru bağlanacaktı ve haliyle üst borunun bu kadar yüksekte kalması alın borusunu da yükseltecekti. Alın borusunun bu kadar yüksek olması demek, bu çok yönlü allrounder bisikletin sınıfının, daha doğrusu disiplinin değişmiş olması demekti. Haliyle Çinelli üst boruyu biraz daha hileli yaparak bu şekilde bisikletin geometrisinde oynayarak bisikleti allrounder bir yapıya kavuşturmuş. Çok yönlü bir bisiklet. Tırmanışta da aktif. Düz yolda da çok hızlı. Atik. Ve her şeyden öncesi yokuş tırmanmaya başladığında farkı hissedebiliyorsunuz. Bisikletin boruları Columbus Ecup karbon fiberlerden yapılmış. Evet, bu bir karbon fiber bir bisiklet. Çinelli ve Columbus ailesinin arasındaki ilişkiyi de benden diye Google'dan öğrenin. Araştırın biraz. Rotorlar arkada 140'lık rotor olabilirdi. Ancak 160'lık tercih edildi. Nedeni hatalı bir tercih ama yine de iş görecektir. Önde yine 160'lık rotor var. Fulcrum Racing Quattro jantlar kapalı yatak rumanlardan ihtiva oluyor. Gayet güzel. Hidrolik disk frenler de zamanla kendini ispatladı artık. Bundan 3 yıl önce hidrolik disk frenlerin yol bisikletinde yeri var mıdır yok mudur diye konuşurken bugün artık tamamıyla vazgeçilmez oldular. Grup set 105 Shimano'nun yeni R7000 sınıfı olarak adlandırdığı 105 serisi. Bence belki büyük ihtimalle 1-2 sene sonra 105 de demeyeceğiz. Direkt R7000, R8000, R9100 diyeceğiz ama yine de bir 105 demenin, Durace demenin, Ultega demenin tınısı başka oluyor tabii ki. Lastikler Formula 1 ile özdeşleşen Pirelli'nin ZP0 serisi. Bu 4 mevsim bir seri. Haliyle bütün yıl kullanılabilir. Aslında daha çok kış odaklı bir lastik olmasına karşın performansı kimseyi üzmeyecektir diyorum. Mesela Vittoria Rubino Pro'lar gibi olmamasını ümit ederim. Çünkü Rubino Pro'lar en ufak bir yağmur gördüğünde anında kızaklamaya başlıyorlar. Bununla birlikte bisikletin bottom bracket kısmı press fit standardı. Gördüğünüz gibi burada malzeme bayağı bir yoğunlaşıyor ve Superstar kısmının yazdığı yerde de kalınlaşmalar var. Bu bisikletin alttan gelen darbeleri savuşturmasını kolaylaştıracak şekilde. Mesela burada yine aynı hileye başvurulmuş. Alt boru zincir hattı şu noktada olsaydı bu sefer bisikletin hem yerden yüksekliği değişecek hem de arka üst çeki borusu ya da set stay aşağı doğru indiği için bisikletin yine karakteristiği değişecekti. Aynı şekilde set stay kısmının bu noktadan set tube'la birleştiği yerde
Yine Çinili de yazmış, kendi icadını yapmış. Geometric Controller Deformation yani. Yine teknoloji yaratmışlar. İtalyanların bu teknolojiyi yaratma, icat etme sevdaları zaten bambaşka. Olsun, bu bir de yine çeşitlilik katacaktır. Disk freni de toparlamış olduk. Gayet güzel bir bisiklet. Fiyatına bahsedecek olursak Kadun'un yurt dışı fiyatı 1370 euro. Türkiye'ye gümrüğüyle beraber geldiğinde yaklaşık olarak 1650 euroya geliyor. Gayet pahalı bir cici, öyle diyeyim. İyi bir bütçe ayırmanız gerekiyor. 105 grup set ve bu jantlarla diğer temas noktası elemanları, lastiklerle beraber aşağı yukarı bir 15-16 bin liraya mal olmuş bir bisiklet. Kaza bela gelmesin, kışımızda paralansın.